İyi günler sevgili seyirciler. Bu hafta gene El Emeği Göz Nuru programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta gene Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait El Sanatları, Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeyiz. Bugünkü kursumuz filografi. Yanımızda Fatma Hocam var. Fatma Hocam isterseniz kursun anlatmadan önce bu kursa nasıl müracaat ediyorlar? Nasıl alınıyorlar? Onları bize böyle tane tane anlatırsanız sevinirim. Öncelikle hoş geldiniz sizler de. Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi'ne müracaat ediyorlar eğitim birimlerine. Orada formlarımız var. Formlarını doldurduktan sonra müracaatları alınıyor ve bunlar sırayla çağrılıyor. Fatma Hocam bu filografi nasıl yapılır peki? Öncelikle sizler için hazırladığım bir elif lafzımız var. Onları isterseniz size aşama aşama göstermek istiyorum. Burada elif lafzını daha önce besmele göstermiştim sizlere. Şimdi bugün de elif lafzı üzerinde saç örgüsünü, son günlerde gündeme gelen yeni bir yöntemi göstereceğim sizlere. Ve bunları aşama aşama inşallah sizlere göstereceğiz. O zaman başlayalım yavaş yavaş. Başlayalım. Öncelikle bizim için gerekli olan elif lafzımız, kumaşımız ve tahtamız. Tahtalarımızı burada bizim mobilya bölümümüz var. Orhan hocamız sağ olsun bütün ölçülerimizi alıyoruz. Kendisine gönderiyoruz. İstediğimiz ebatta kestirip bize gönderiyor. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi tahtamızı hazırlamakla başlayalım. Şimdi o zaman buna ihtiyaç olan malzemeler tahta, çivi, kumaş. Kumaş da var. Tabii kumaş da var. Ondan sonra her renkte tellerimiz var. Evet. Çivilerimiz var. Gümüş çivimiz, altın sarısı, siyah istediğimiz renkte başlamamız bizim kendi zevkimize bağlı. Makas. Evet. Karga burun. Evet, karga burun, bız, tornavida. Evet. Çekicimiz var. 200 gramlık bir çekicimiz var. Arkasını hazırladıktan sonra ön tarafa yaptığımız çizimimizi üstüne sabitliyoruz. Hay kalem lazım. İşlem olarak çok o kadar zor bir şey değil. Gün çakmak zor. Aparat var ama. Kolay değil, biraz el alışkanlığı istiyor.